Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle bence ne atacağız arkadaşlar? Sizce ne atacağız arkadaşlar? Bilin. Tabii ki SmackDown. Evet arkadaşlar, SmackDown ringi ve oyuncaklarını açacağız. İsterseniz yani daha fazla böyle videoları istesiniz, aşağıdan video beğenmeyi ve abone ol tamamen kanala basarak abone olmayı olabilirsiniz. Böyle daha fazla oyuncak videosu gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basın. Ring işte, bildiğimiz ring. Arkadaşlar ben videonun öncesinde bir iki gün önce falan aldım bunu. Sonra video diyeyim aklıma bir şey geldi. Bunun videosunu çekeyim. SmackDown ringi ve ipleri çok güzel. Şimdi hemen aksesuarlar ve şeye bakalım. Dövüşçülere. Hemen açıp oyuncu açıp geliyorum arkadaşlar. İki dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyuncağımızı kutudan çıkarttık. İşte böyle bir Flex Force oyuncakları ve ring. Arkadaşlar oyuncakta şöyle isimler var. Sheamus. Sheamus'u bilmeyen var mı acaba, bilmiyorum. Sheamus. İşte bacakları oynuyor. Bacakları oynayabiliyor. İşte böyle bacakları oynuyor. Şimdi en sevdiğim, bunu en sevdiğimi sonra yapacağım. Evet, Chris Jericho. İşte Chris Jericho. Elleri falan da oynuyor arkadaşlar. Kafaları oynamıyor. Yani oynuyor da kırılır diye ben korkuyorum. Bu arada oyuncağının fiyatı çok pahalı. İşte ayakları da oynuyor. İlk işte Randy Orton'un 2003'teki hali. Randy Orton. İşte dövmeden tanıyabilirsiniz Randy Orton'u. Aslında Randy Orton'un bu 2003'te hali değil. Şimdiki hali de değil. 2015'teki hali. Çok güzel. Edge. Edge de çok güzel bir figür. Bu arada figürler orijinal arkadaşlar. Böyle mesela şuraları böyle ayrıntılı oluyor. Şuraları böyle sahte gibi gözükebilir ama gerçekten kullanışlı, hem orijinal ürünler. Çok güzel. Evet, şimdi de Triple H var. Triple H için 2014'teki hali. Çok güzel. Aksesuar falan da var. Testere falan var. Evet. Kane. Kane'in şu anki hali. Maskesiz hali. Bu arada duvar kağıdım Gomis'li. Evet. Kane'in buradaki şeyleri çok iyi. İşte şuradaki kırmızılık var ama siz görmüyorsunuz. En sevdiğim bir figüre geldik. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Arkasındaki dövme çok güzel. İşte Brock Lesnar. Evet, şimdi gelelim en sevdiğim figüre. Evet, The Rock. Happy smell what The Rock is cooking. Evet arkadaşlar, Rey Mysterio figürü de alabilirim. Onun açılımı da yaparız. Evet, figürler böyleydi. Şimdi de aksesuarlar var. İlk olarak bir tane göstereceğim arkadaşlar. Bir tanesinden iki tanesi var. Mesela bir tane gösterdim. Testere iki tane var. İşte testere var. Testere.
Bunu Kane kullanıyor normalde. Aslında WWE'de yani SmackDown Raw'da böyle bir şey kullanması yasak. Şimdi de bu şey var. Engelli tutunmak için bacaklar. Böyle tutuyorlar. Bacakları ağrıyor diye. Yani sakat olduğunda böyle yürüyor. Onu yapmışlar. Yani çok güzel figürler var. Oyuncaklar var. Çok güzel bence. Kullanışlıdır. İki tane hartelimiz var. Bir tanesi büyük hartel. Büyük hartel böyle ikiye kaldırılan. Bir tane de küçük kartellerden var arkadaşlar. Ah çıkmıyor arkadaşlar. Ah evet. İşte küçük kartelimiz de böyle. Şimdi bu aksesuarlar da bitti. Sıra da gelelim ring değil. Ring değil arkadaşlar. Ringi sonradan bakacağız. Belki dövüştürebiliriz. Bir kere. İşte. Şimdi gelelim bunlara. Bunlardan da iki tane var. Sandalye. Vurmak için böyle oturtulabiliyor. İşte oturtabiliyor. Bu sandalye. Arkada da çizgi film izliyorum. Evet, burada da sandalye var. Gerçekten SmackDown oynayanlar çok fazla arkadaşlar. Yani, ah! Çok güzel. İşte merdiven var. Merdiven. Monkey Bank maçlarında kullanılan şey. Bir tane daha var. Evet arkadaşlar, ben bir videoyu durdurup hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Evet, şimdi ringde iki tane özellik var. İlki bu şey. Şimdi çekeyim. İşte bu çubuklar, çubuk değil arkadaşlar, lastik.